Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün çocuklar için koronavirüs konusunda bahsedeceğim. Neyi öğrenmiştik? Koronavirüsü öğrendik, pandemiyi öğrendik, antikora geliyoruz. Antikor, virüs vücuda giriyor. Vücudumuzdaki bazı hücreler virüsü öldürmek için bazı maddeler salgılıyor ve ona yapışarak onu öldürüyor. Buna antikor diyoruz. Peki antikorumuz var, niye korkuyoruz virüsten? Neden? Bazı insanlar bu antikoru yavaş üretiyor, üretemiyor, yetersiz kalıyor. O zaman virüs o insanı yenebiliyor. Bizim vücudumuzda her birimizde 10 milyara yakın antikor vardır. İnsan nüfusu ne kadar? 8 milyar. Yani dünyadaki insan nüfusundan fazla bir antikorumuz var. Bu virüs vücuda girdi, yaşlılarımızı hasta etti. Tedavisi var mı? Tedavi için doktorlar, bilim adamları uğraşıyor. Fakat virüs daha yeni olduğu için bunun nasıl hastalık yaptığı konusunda birçok çalışmalar yapılıyor ama şu an için kesin bir ilacı yok. Aşı geliştirilmesine çalışılıyor. O zaman aşıyı öğrenmemiz lazım. Aşı neydi? Aşıyı en iyi çocuklar, gençler bilir çünkü çocukluğunuzda yapılan aşılar vardır. Kızamık aşısı olmuşsunuzdur, kızamıktan kurtulmuşsunuzdur. Aşı sağlıklı insanlara yapılan bir çeşit ilaç enjeksiyonudur. Yani şu şekilde yapılmakta, virüs, mikrop öldürülüyor veya gücü zayıflatılıyor. Bu öldürülen veya gücü zayıflatılan mikrop vücudumuza, kolumuza enjekte ediliyor, iğne olarak yapılıyor ve vücudumuzun bir antikor silah üretmesini sağlıyor. Buna aşı diyoruz. Bu aşı çalışması için bütün bilim adamları, doktorlar uğraşıyor. Peki okullarımız niçin kapatıldı? Niçin sokağa çıkmıyoruz? Bu virüs çok hızlı yayıldığı için, öksürükle, aksırıkla, el temasıyla yayıldığı için bunun hızını kırmak için bu şekilde bir uygulama yapmak zorundayız. Özellikle şu an için 0-20 yaş arası gençler, 65 yaşın üzerindekilere sokağa çıkamıyor. Belirli zamanlarda da bütün insanların sokağa çıkması yasaklanıyor ki virüsün hızlı yayılması engellensin, ortadan kalksın diye. Bu aşamada çocuklar nasıl yardımcı olabilir koronavirüsü yönmemize? Zaten siz çocuklar evinizde kalarak bize yardımcı oluyorsunuz virüsü yenmek için. Birinci şeyimiz evde kal diyoruz. İkincisi çocuklarımız mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmeli. En kolayı elimizi devamlı sabunlamamız. En ufak bir şüphede, en ufak bir şüpheli temasla elimizi sabunlamamız gerekir. Mutlu Yıllar Bana şarkısını iki defa söylediğiniz zaman 20-30 saniye yapar. Ayrıca burnunuz aktığında, sümkürdüğünüzde bir kağıt mendille mutlaka yapacaksınız ve o kağıt mendili çöpe atıyorsunuz. Çöpe attıktan sonra elinizi yıkamanız gerekir. Çünkü sümük elinize bulaşıp tekrar enfekte edebilir. Tekrar elinizi yıkamak gerekir. Bir önlem de öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda mutlaka dirseğinize doğru hapşırın. Yani şu şekilde yaparak hapşırın. Elinizin içerisine yapmayın. Temas olarak da en az 1-1,5 metre kadar olmalı. Bu arada biliyorum sevdiklerinizden, babaannenizden, dedenizden, büyüklerinizden, komşularınızdan, akrabalarınızdan uzaksınız. Evde yalnız başınasınız, stres oluyorsunuz, sıkıntı oluyorsunuz ama biraz daha sabretmeniz lazım. Biraz daha sabrederseniz mutlu sona inşallah ulaşacağız. Şunu sorar gibi olduğunuzu duyuyorum. Acaba okullar ne zaman açılacak diye. Okulların açılması için bu hastalığın yaygınlığının ortadan kalkması lazım. Ortadan kalkması için de bizim evde kalmamız lazım. Dedelerimizle uzaktan görüşmemiz lazım. Telefonla, bilgisayar ortamında veya tabletlerle görüşmek lazım. Arkadaşlarınıza erken ulaşmak istiyorsanız evde kalın. Yani sloganımızın şu olması lazım. Evde kal, arkadaşlarına erken ulaş. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çocuklar sağ olun, var olun.